Benim Kırmızımızı mi? verdik. Verdik mi? Fenerbahçe Zeli ile prensip prensipte anlaştı evet. diyelim e, sevgili Furkan. E, tarafların anlaşma şartları görüşülüyor. Fenerbahçe Zelüiz ile prensip anlaşmasına vardı. Evet Şimdi, söz Ahmet Selim'de. Fenerbahçe ben şunu söylüyorum. Önce tabii ki artık ayrılacak oyuncular. Bunu özellikle belirtiyorum. Yani geri Rodriguez'i Fenerbahçe düşünmüyor ama geri Rodriguez mesela şu anda ayrılmaya sıcak bakmıyor. O yüzden Geri Rodriguez'i elden çıkarmak kolay bir aşama değil. Direr için de aynı şey geçerli. Direr'in de maaşı yüksek. Geri Rodriguez'in de maaşı yüksek. Bu oyuncuların e, kolay değil göndermek. Bu oyuncular gönderildikten sonra Ferbahçe bir forvet daha alacak. Ve bu forvetlerden adaylar var. Sisse var. Onu da söyleyelim buradan. Sisse de adaylardan bir tanesi. Ama de aslında Samatta ile biraz daha yakın gidiyordu transfer süreçleri. Zeluis ve Porto'yla da birçok konuda prensip anlaşmasına varıldı. Ya yani daha doğrusu kulüpler ana konularda aslında anlaştı. Artık Fenerbahçe'nin şartlarına göre bu konuda transfer yapacak ama yayına girerken biliyorsun kırmızıyı hazırlayıp verdik. O arada ben bir bilgi daha edindim. Zeluis'in biraz şu anda sakatlık problemi varmış. Maç kadrosunda yer almamasının sebebi de sakatlıkmış. Bu sakatlığın boyutu nedir bilmiyorum ama bu transferde ters bir etki yaratabilir. Eğer burada ciddi bir şey ama bu sakatlık konusu önemli. Burada bir parantez açarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe bu sakatlık konusuyla ilgili yeterince bilgi alamadım ama e, bu sakatlık konusu bu defterin kapanmasına da sebep olabilir. Çünkü Fenerbahçe hazır oyuncu istiyor. Lig başladı, derbi var. Tamam, şimdi Samat'lıyı aldı ama önümüzdeki haftalarda da yine gol sorunu, transfer eksikliği yüzünden sıkıntı yaşamak istemiyor. Fenerbahçe Porto'yla da Zeliyeste de prensip anlaşması yani ana konularda anlaşıldı. Artık Fenerbahçe'nin tercihinde bu transfer. Ben hep şunu diyordum. Daha önce de Samat'ta Vezlüste de, de böyleydi. Samat'ta bitirildi, getirildi. Şimdi başka adaylar da var. Sisse adaylardan bir tanesi, farklı forvet adayları da duyacağız. Mesela Atletico Madrid'in genç bir tane forveti var. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a önerildi. E, soprano Sopro Sopranovic miydi? Tam adını şimdi hatırlayamıyorum. Genç forveti 21 yaşında. Böyle önerilen başka oyuncular da var ama Zelius konusunda aşama kaydetti. Birçok ana maddelerde Ferbahçe anlaşması aldı. Ferbahçe isterse, şartlarını uyarsa, limite takılmazsa bu transferi bitirmeye yakın. Ama dediğim gibi şimdi yayına giderken bir de bir sakatlık detayı öğrendim. O da önemli, onu da söylemek gerekiyor. Serhan abi, baktığımız zaman iki önemli Santrafor bahsettiğimiz isimler. Samat da büyük ihtimalle derbide kadroda yer alacak. Oynayacak demiyoruz. Kadroda o da yer lafı alması... unuttum. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. 11'de de başlarsa şaşırmam. Ben 11'de başlayacak demiyorum. Kadroda olacak. Sonradan girecek diye düşünüyorum ama 11'de başlarsa ben hiç Ama şaşırmam. o tarz çok oyuncu var aslında baktığınız zaman Fenerbahçe'de doğru mudur? Yok. Abi şöyle Valencia var. Çok... Tiyan var. Tiyan var. Tiyan'ın kanatlı Ama bunun santrafordaki özellikleri işte çok farklı. E, merkez santrafor olmadığından dolayı kanatlara daha Yok, fazla. Bu oynar ama. Merkez oynar abi. Abi. oynar abi. Yani ben oynar. de çok canlı da seyrettim. Yani Fenerbahçe 11'de çok başlarsa... iyi bir Fenerbahçe e, ilk dönem Beşiktaş'a gelen Abubakar'ı transfer etti bence. Özellikleri Abi, birbirine çok benziyor zaten. Ya, o işte, uyumu sağlarsa evet. ben ben öyle görüyorum. Ama ben Fenerbahçe nerede hata yaptı? Bence Fenerbahçe e, planını planı çok güzel yapmış. Hatta transfer şampiyonu bir takım hatta transferin gerçekten transfer dönemi şampiyonu diyebiliriz. Evet. Yaptığı transferler açısından. Ama e, bence şurada bir hesaplama hatası olmuş. Sen Vedat Muriş'i gönderdiğin zaman Vedat Muriş'in yerine ertesi gün o futbolcuyu Samantama e, Zerlusmi'ye getirip oynatacaksın. Çünkü önünde çok e, lig fikstürün belli. belli. Fenerbahçe Galatasaray'la maç yapacak. Yani bu kadar önemli şey Hatay Spor maçı. O zaman Hatay Spor'u rahat geçelim e, mantığıyla hareket ettin Tabii. ki orada e, transferini Oradaki mantık neydi biliyor musun abi? Son ana kadar Vedat'ı satmak istemediler. Fiyatı yükseltmek açısından mı yoksa? Yok abi gerçekten çünkü bu yıl biliyorsun şampiyonluk Fenerbahçe için olmazsa olmaz. Son ana kadar Vedat'ı satmamak için Fenerbahçe her şeyi yaptı ama Vedat bu transferi çok istediği için oldu. Fenerbahçe maddi olarak ihtiyacı ol Hani o parayı kazanmak için değil Vedat gitmek istediği için bu transfer gerçekleşti. Karar Fenerbahçe'de olsaydı Lazio'ya satmayacaktı. O yüzden zaten o kadar uzadı. Tabii futbolcu isterken de Tabii öyle olunca yani. da göndermek zorunda kalmadı. O yüzden Galatasaray'ın çok güzel bir lafı var. Hakan lafını kestim de. Estağfurullah. Galatasaray diyor ki bizim istediğimiz istediğimizde bize en çok isteyen futbolcunun bizde olması daha önemli diyor. Bence orada da e, mantıklı. biraz olabilir. ona gidildi. Kesinlikle. O düşünce evet. oldu. Evet değerli izleyenler ekrandaki son dakikayı tekrar hatırlatayım. Ahmet Selim Kulun haberi. E, Fenerbahçe Portolu Zeluiz'de prensip anlaşmasına vardı. Taraflar anlaşma şartlarını görüşüyor. Yukarıdaki anketi de görüyorsunuz. A Spor Twitter hesabından Transfer hattı değerli izleyicilerine soruyor. 2020-2021 sezonuna damgasını vurmasını beklediğiniz transfer hangisi diye sorduk sizlere. %30 Emre Kılınç, %42 Samatta, %18 Mensah, %10 Lewis Baker. Anketimiz devam ediyor. Şu ana kadar 10.432 oy kullanıldı. Seran abi. O zaman Fenerbahçeler klavyenin başında diyebiliriz burada. <laughs> ya dün mesela dün bir anda ama Falka, Falka bir hata geldi, geçti. geçti. Bir gece yapmış olduğumuz ankette değil mi? Evet. Belli Ben Falka, dikkat edersen şu an tabii, çok tepki Falka, vermiyorum. E, böyle bir... başladı. Falka abi bir anda yükseldi. Emre Kılıç'tan da aynı atılım <laughs> bekliyoruz. Televizyonu yeni açan Galatasaraylı arkadaşlar. <laughs> Ankete oy kullanıyor. Emre Kılıç'ı e, yalnız bırakmasınlar diye söyle <laughs> Burada e, Samatlı'yı konuşurken bu arada bizim bir tane gurbetçi kardeşimiz var. Faruk diye. Transfer delisi. Yani böyle bir transfer delisi olamaz. Her gelişmeyi takip eder bütün dünya basında. Ee, o da ısrarla Samatlı'nın niyank etkisi yapacağını söylüyor. Ben onun düşünce futbol çok fazla izliyor. Ee, buradan onu da selam gönderelim. Ee, Samat da derbide tekrar ediyorum. 11'de başlarsa bana sürpriz olmaz. Başlayacak demiyorum. Öyle olsaydı zaten haber yapardık bunu. Ama başlarsa da bana sürpriz olmaz. Çünkü hazır gelmiş. Ee, yarın antrenmanda takımla çalışacak. İki gün oluyor. E şimdi baktığımızda Avrupa'da adamı transfer ediyorlar. Ertesi gün hemen oynatıyorlar. Oynuyor artık. ama şimdi şöyle bir şey var rakip Galatasaray. Tabii. Bir de deplasmandasın. Tamam, bir de deplasmandasın. Deplasmanda artık bir özelliği yok taraftar olması. Gerçi. Gerçekten taraftarsız futbol. Sevgili Tarhan abicim biraz önce alttan kırmızı da geçirildi. Min'anın dünya cünni yıldızı Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalanmış. Testi Hiçmiş pozitif olurdu. çıkmış. Şöyle bir durum var. 1 Ekim'de Beşiktaş inşallah bu akşam Riyad elerse Milan Bodo Gini galibinin evet. galibiyle, galibiyle karşılaşacaktı. 1 Ekim'de oynanacak karşılaşma bu doğrultuda zaten Ibrahimovic forma giyemeyecek. Bu rahatlatıcı bir olay oldu Beşiktaş için. <laughs> e, bence de olması gereken <laughs> <bir> ama ama <laughs> geçmiş olsun gerçekten. Çok, tabii çok geçmiş. Olsun. başına gelmesin gerçekten ciddi bir pandemi olayı sıkıntı yaratıyor ki futbolun seyir zevkini yükselten taraftarlardan bile yoksunuz şu an. E, ben yarın ya işte bu akşam Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçında tamamıyla bütün her tarafın tribünlerin kırmızı beyaz sarı kırmızı olmasını çok isterdim. E Fenerbahçe Galatasaray derbisinde de Galatasaray Fenerbahçe derbisinde de taraftarları doldurmasını çok isterdim. Tabii canım. Çünkü önümüzdeki sezon büyük bir ihtimal Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'a ayrılacak. O maçta bence o zaman e, hani Seyirci rekabet olayı abi. farklı olabilir. İnşallah yani. pandemi bitsin de. İnşallah bitsin. Hangi de. maç seyirle evet, oynanır? Abi. Oynanmaz. Gel oynansın, hepsi oynasın da pandemi bitsin bir an evvel. Tabii tabii abi bitsin yani. Ya aslında söylenenlere uysak her şey çok güzel olacak da maalesef yapamıyoruz abi. Yapamıyoruz yani. Biz de hata yapıyoruz. Yani tabii. biz de tam anlamıyla uymuyoruz. Ee, ama gerçekten umarım çünkü aşı maşı Bakalım ne olacak onları bilmiyoruz ya. Bir an önce bu eski sar sürüşleri bir anda kayboldu gitti ortadan kalktı ya. Umarım böyle bir anda yarın ertesi gün böyle kalkar gider biz rahatlarız. Çünkü İnşallah. insanlar hayatını kaybediyor. Yani Zlatan İbrahim o işte biraz kendine nazar değdirdi abi. Sürekli kendini evet. övüyor sürekli kendini övüyor. <laughs> Geçen gene ben, Benjamin Batınım demiş. Yani <laughs> ama gerçekten Benjamin Batın yani. Abi öyle adam, de. Adam, Bırak bunu artık yani. <laughs> Şimdi e, transfer atlı etiketine de değerli iz